Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne oldu, ne yapmışım? Hande'yi sabaha kadar o bar senin, bu bar benim gezdiriyorsun. Babaanneciğim. Kendisi istedi. Kafamı dağıtmam lazım dedi. Bak ona cesaret verme. Ben senin kulağını koparırım sonra. Olur mu öyle şey babaanne? Sen ona akıl verecek insan değilsin Duru. Aa. Anne. Efendim. Ne olacak bizim o iş? Ay ben şimdi seninle uğraşamam. Çünkü bütün cinlerim tepemde. Ne oldu? Kriz gittikçe büyüyor. Sen kriz yönetmeyi iyi bilirsin. Ver kızı, ver. Vermeyip de ne yapacağım? Bugüne bugün benim ilişki koçumsun. O zaman seansa devam. Hande dün gece hiçbir erkeğin merhametine ihtiyacım yok dedi. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Artık geri sayım başladı. Keşke haber verseydin. Yanınıza uğrardım. Yok, hiç hoş olmazdı. Ne ben organize etmişim falan. Hiç hoş olmazdı. Hem siz bu türleri fazla attınız. Böyle aynı kulüpte pişti olmalar falan. Yok. Geri dönüş için senin büyük bir adım atman lazım. Böyle daha şövalye ruhlu bir şey. Ben zaten öyle bir adamım. Aa, ne demezsin. Nikah masasında kızı terk eden adam. Bunu Hande'ye de söyledim. O gece onu terk etmeseydim beni toprağa verecekti. Ona böyle bir acı yaşatmak istemedim. Peki dedemin bir daha aynı şeyi yapmasından korkmuyor musun? Neden otelde yaşıyorum sanıyorsun? Koruma olmadan dışarı adım atamıyorum. Efe. Senin bu korkunu yenmen gerek. Çabalıyorum. Ama kolay olmuyor. Karşımdaki adam Kudret Fettah. O zaman Fettahlarla ışık atmayacaksın. Zordur almak bizden kızı. Hele ikinci defa. Daha da zordur. Efeciğim ben kaçıyorum. Sen bunu bir düşün. Korkmuyorum dediğin an sana büyük bir adım attıracağım.